Vaka sayısı bakımından Türkiye ortalamasında iyi bir yerde olan Antalya'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentte 1600'ü aşkın vatandaşın koronavirüs 16 bini aşkın vatandaşın koronavirüs aşısı olduğunu ve yoğun bakım ünitelerinde de 18 hasta bulunduğunu açıkladı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve uygulamalar sonrasında vaka sayısında düşüş yaşanan Antalya'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pandemiyle mücadelesini bir yıl aşkın süredir sürdüren Antalya, koronavirüs risk haritasındaki rengini vaka sayılarının hızla aşağı düştükçe değiştiriyor. 2020 yılının Mart ayından bu yana Antalya'da 199.005 vaka görünürken, COVID-19'a yakalanan ve iyileşen hasta sayısı da 146.177 oldu. Özellikle aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte düşüşe geçen vaka sayılarına ilişkin bilgiler veren Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya'da 1600'ü aşkın vatandaşın koronavirüs aşısı olduğunu ifade etti. Yaklaşık nüfusumuzun 1 milyon 600 binine kadar ulaştık aşı miktarında. Yani bir günde 60 bin aşı yapacak Antalya'da kapasitemiz var. En yüksek yoğun zamanda 55 binlere kadar ulaştık günlük aşı miktarında. Şu anda ortalama 30 bin kadar. 18 yaş ve üzerine bildiğiniz gibi aşılamaya dahil edildi. Bugüne kadar 1.590.239 vatandaşın PCR testine tabi tutulduğunu da ifade eden Sağlık Müdürü Ünal Hülür, devlet ve özel hastanelerin dışında belirli zamanlarda AVM'lerde de aşılama çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. Hülür konuşmasında Ağustos ayında aşılama yaşının 12'ye kadar inebileceğine de vurgu yaptı. Yoğun bakımların doluluk oranları hakkında da bilgi veren Hülür, Antalya genelinde 18 kişinin COVID-19 nedeniyle hastanede bulunduğunu kaydederek bu kişilerin 12'sinin entübe olduğunu kaydetti. COVID nedeniyle yoğun bakımda ilimizde yatan hasta sayısı 18, bunların 12'si entübe. Oldukça düştü. Yani yoğun bakımlara biz vaka sayılarımızın en yüksek olduğu dönemde 400 yatak ayırmıştık COVID nedeniyle. Bu yataklar boşalınca bu temiz hasta dediğimiz diğer hastalara ayırdık. Yani şu anki yatakların yine COVID'e ayırdığımız 300 kadar yoğun bakım yatağının biraz önce de söylediğim gibi 18 yatan hastamız var. Yoğun bakımlarda oranımız oldukça düştü. Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini de belirten İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, vaka düşüşlerinin devam edeceğini de söyleyerek aşı ikna timlerinin çalışmalarına da değindi. Aşı ikna ekibimiz var. Zaman zaman ben de gidip yaşlı teyzeleri ikna ettiğim oldu bir iki tane bu şekilde. Ama burada profesyonelce çağrı merkezi ekiplerimiz aşı sırası geldiği halde aşılanmayan vatandaşları arıyorlar. Neden aşı olmadıklarını sohbetini yapıp gerekirse ziyaret ediyorlar, gerekirse o telefon konuşmasıyla ikna etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda da zaman zaman bu aşıyı ikna ettiğimize dair çalışmaları yerinde de sizlerle paylaştık.